Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs hakkındaki skandal kararının ardından AK Parti Aksaray İl Teşkilatı ve STK platformu üyeleri cuma namazı çıkışında karara tepki için Kudüs için toplandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin skandala karşı tepki için cuma namazı çıkışında Ulu Cami Meydanı'nda toplanan AK Parti Aksaray İl Teşkilatı ve STK platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Kudüs'ün özgürlüğüne karşı düşmanca atılan adımlara tepki vermek için burada toplandık. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, her gün hak ihlalleri sürerken, İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun değil, aynı zamanda insanlık vicdanına vurulmuş ağır bir darbedir. Aksaray STK platformu Başkanı Eyüp Dağdaş da yaptığı açıklamada bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz açıklamasında bulunarak tepkileri dile getirdi. Müslümanların ilk kıblesi, göz bebeği Kudüs-i Şerifi, bölgenin gayrimeşru devletinin sözde başkenti olarak açıklanmasıyla ilgili haklı tepkimizi dile getirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. İslam tarihinde 3 şehir, 3 mescit ve 3 daha çok önemli yer teşkil eder. Mekke, Medine, Kudüs. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa. Hira Dağı, Zeytin Dağı, Tur-i Sina. Kudüs, yeryüzündeki 3 önemli mescitten biri olan El-Aksa Camii'nin bulunduğu, çevresi mübarek kılınmış bir şehirdir. Hazreti İbrahim'den itibaren Peygamber evlatlarının, havarilerinin, sahabilerin, velilerin, alimlerin, sultanların en gözde beldesidir. Kudüs adı üstünde kutsallığın başkentidir. Ecdadımızın İbrahim-i Halil diyerek kullanacağı şehirdir. Kudüs, Hazreti Peygamber'in İsra'sı ve Miracı'dır. Yani Rabbimize Arş-ı Ala'ya, Sırat-ül Münteha'ya ötelere gidişi ve tekrar aramıza dönüşüdür. Tekrar bizi kucaklayışıdır. Kudüs peygamberlerin kokusudur. Yerin göklere en yakın avlusudur. Kudüs bir mekanın ismi olmaktan öte manevi kıymet haritamızın en ana merkezlerinden birisidir. Kudüs şimdi ise esir, karalara bürünmüş, zincirlerle bağlanmıştır. Yıllar boyu yeryüzünde tebessüm olmayan bir hüzün şehridir. Erken olgunlaşan çocukların, hiç büyümeyen yaşların şehri Kudüs. İşgal altındaki toprakların sıkışan kalbi ve kalbimizdir mukaddes Kudüs. Ey Kudüs, seni bir asır unutturdular ama nihayetinde hatırladık ve artık gözümüz hep üzerinde olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ifade ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Gönül bağımızın olduğu hiçbir coğrafyaya kayıtsız kalamayız. Bugün barışı ve istikrarı tehdit eden bu adımları atanlar, bu beldelerin huzurunu kaçıranlar elbette Allah'ın lanetine uğrayacaklardır. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Yakalandıkları akıl tutulmalarının bedelini en ağır biçimde ve sonu hüsranla bitecek şekilde ödeyeceklerdir. Bölgedeki gayrimeşru devletin sözde başkentini tanımıyoruz. Kudüs Filistin'in başkentidir. Bütün Müslümanların kutsalıdır.
onur ve izzetlerine şahitlik ettiğimiz Filistin halkının haklı mücadelelerine buradan selam gönderiyoruz. Aksaray Belediyesi Aralık ayı olan meclis toplantısı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Aksaray Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve Meclis Üyeleri katıldı. Toplantıda bir önceki ayda alınan kararların özeti okunarak oylamaya sunuldu ve gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Daha sonra gündeme alınan maddeler sırayla görüşmeye açıldı. Toplantıda İmar Tadilat Komisyonu'nun hazırlamış olduğu tadilat görüşmeleri kapsamında İmar Komisyonu'na sevk edilen plan değişikliklerine ilişkin komisyonca hazırlanan raporlar görüşüldü. Toplantıda Başkan Yazgı, Müslümanların ilk kıblesi ve en önemli yerlerinden biri olan Kudüs'ün Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsrail'in başkenti olarak tanınmasını meclis üyelerimizle birlikte tüm Aksaray halkımız adına kınıyoruz mesajını verdi. Aksaray'da 2017 Ocak 1 tarihinden bugüne yapılan araştırmada 822 kişi çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Yine haber ekibimizin yaptığı araştırmada 5919 yeni bebek dünyaya geldi. Aksaray'da doğan kişi sayısı ölen kişi sayısından fazla. Aksaray Belediye Başkanlığı Mezarlık Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre 1 Ocak 2017 tarihinden 6 Aralık 2017 tarihine kadar Aksaray merkezde 467'si erkek, 355'i kadın olmak üzere toplamda 822 kişi hayatını kaybetti. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre ise 2017 yılı içerisinde Aksaray'da kamu ve özel hastanelerde yeni doğan sayısına göre 3007 erkek bebek, 2912 kız bebek dünyaya geldi. Bir yıl içerisinde çeşitli sebeplerden ölen erkek oranı %56,81, kadın ölüm oranı ise %43,19, yeni doğan erkek bebek oranı %50,8. Kız bebek oranı %49,2. 2017 bebek ölüm sayısı ise erkek 20, kız bebek 27. Aksaray Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı istatistiklerine göre Aksaray'da yeni doğan ölüm oranından fazla. Ayrıca yapılan araştırmada Aksaray'da bebek ölüm hızının azaldığı tespit edildi. Hacı Mustafa Demir İlkokulu'ndan oluşan heyet Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Hacı Mustafa Demir İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tuğba Tekbil, Okul Aile Birliği üyeleri ve okul öğrencileri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Okul Aile Birliği Başkanı Tuğba Tekbil, okullarıyla ilgili istek ve talepleri Başkan Yazgı'ya iletti. Tarih boyunca Aksaray'ın isimleri ve ünvanları hakkında Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Doğan'dan bilgiler aldık. Aksaray Ahsaray. Aksaray Aksaray olalı Neolitik devirden bugüne ne insanlar gördü? Her dönem insanı içinde yaşadığı bu güzel coğrafyaya değişik isimler verdi. Hangi devirde olursa olsun kötü insanların alınmamasından dolayı iyi insanların yaşadığı yer Aksaray'ı gören ve yaşayanlar çok şanslı. Aksaray tüm isimleriyle bizimdir. Aksaray'ın adı hakkında birçok rivayet, birçok efsane anlatılır. Bu rivayet ve efsanelerden yola çıkarak Aksaray'ın adının nereden geldiği cevabına ilişkin bir araştırma yaptık. Aksaray'ın geçmiş tarihine ilişkin bilgisine başvurduğumuz İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, doğru kaynak ve belgeler ışığında Aksaray'ın tarihten bugüne aldığı isimleri anlattı. Doğan, Aksaray'a verilen isimlerle verilen ünvanları birbirine karıştırmamak gerektiğinin de altını çizdi. Efendim, bilindiği üzere Aksaray 11 bin yıllık geçmişiyle hem kendi bölgesinde hem de Anadolu'da önemli bir yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor. Şehrimizin tarihini başlattığımız yer Aşıklıyük. Aşıklıyük'te yapılan kazılar sonucunda elde edilen veriler Aksaray'ın bölge içerisinde ilk üretim faaliyetlerini yapan, yerleşik hayata geçen, göçebe toplum biçiminden üreten toplum biçimine geçiş sağlayan önemli bir medeniyet merkezi olduğunu bizlere gösteriyor. Haddizatında buradaki kazılarda Profesör Doktor Mihriban Özbaşaran hocamızın başkanlığında devam ediyor. Aksaray yazılı dönemlere geçtikten sonra farklı isimlerle anılmıştır. Hitit kaynaklarında eski dönemlerde Nenessos isminin ifade edildiğini Aksaray için söyleyebiliriz. Yine Asur kaynaklarında Şinektu, Şinekhatum isminin olduğunu görebiliyoruz. Ama en eski kayıtlarda Aksaray isminin Karşavura olarak geçtiğini ifade edebiliriz. Özellikle bu konuda Açık Kalın hocamız, Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi, geçen seneki 2016
birinci Aksaray Sempozyumu'nda verdiği bilgilerde gerçekten Aksaray'ın ismi ve isminin köküne dair güzel bilgiler ortaya koydu. Onun da ifade ettiği bu isim Aksaray'ın en eski ismi olarak kayıtlarda ifade ediliyor. Bu isim Karşaura. Karşaura isminin farklı manalara geldiği söylense de hocanın kanaati bu noktada genel olarak tablet, işte çanak çömlek yurdu anlamına geldiğini ifade ediyor. Güçlü bir şekilde bölgenin toprak yapısı, bölgede bu işin öteden beri yapılması, özellikle Gelveri'nin bu noktada öne çıkmasından dolayı biz şunu çok iyi biliyoruz. Bölgede ilk seramik çalışmalarının, çanak çömlek üretiminin bizim bölgemizde, Aksaray bölgesinde olması bir tesadüf değil. Bu isim Aksaray'ın ismi hususunda bizi doğru kayıtlara götürebiliyor. Karşıaura ismi çanak çömlek yurdu, yöresi anlamına gelen Aksaray'ın en eski isimlerinden bir tanesi. Evet, bununla beraber antik çağlara geldiğimizde Karşıaura artık Garsaura ismine dönüşüyor. Özellikle Kapadokya Krallığı döneminde bu ismin çok kullanıldığını ifade edebiliriz. Yine Strabon Coğrafya adlı eserinde de Garsaura ismini Aksaray ile ilgili kullanmıştır. Evet, bununla beraber Kapadokya Kralı Arkelaus döneminde şehrin isminin bir ara Arkelais kraldan dolayı, Kapadokya kralından dolayı özellikle milattan önce 1. yüzyıl ve milattan sonra 1. yüzyıl döneminde şehrin isminin Kapadokya kralı Arkelaus'tan dolayı Arkelais olarak anıldığını söyleyebiliriz. Ama burada enteresan olan Aksaray'la ilgili bugünkü Aksaray ismine en yakın ifadenin 6. yüzyılda kullanılmış olması çok önemli. 6. yüzyıldaki bir sikkede Aksaray ismiyle ilgili önemli bir belgedir bu. Aksera ismi kullanılmıştır. 593 tarihli bu sikkede 6. yüzyılda Roma, Doğu Roma döneminde bu bölge için Aksera isminin kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu isim uzun yıllar bu şekilde kullanılmıştır. Bölgenin Müslüman Türkler tarafından fethinden sonra da Aksera isminin uzunca yıllar kullanıldığını söyleyebiliriz. Müslümanların Anadolu'ya hakim olmasından sonra bölgedeki özellikle Müslüman seyyahların kullandığı, Aksaray'la ilgili kullandığı isimde genel olarak Aksera ismi, İbni Bibi, İbni Batuta, yabancı seyyahlardan Ramsey gibi önemli kişiler de Aksaray için Aksera ismini kullanmışlardır. Medine'yi Aksara ya da Aksera ismi kullanırken günümüzdeki ismin çıkış noktasına şöyle bakacak olursak, efendim bununla ilgili de halkımızın arasında güçlü bir rivayet olan, tabii ki şehrimiz için son derece büyük çabalar, gayretler ortaya koyan, şehrimizi yeniden imar eden ve gerçekten kendi damgasını vuran ikinci kılıç aslana şehrimizin ismini dayandırmamız mümkün gözükmektedir. Halkın arasındaki bu rivayet daha sonraki yıllarda bölgede önemli gözlemlerde bulunan Evliya Çelebi de tarafından da çok güçlü bir şekilde dillendirilmiştir. Evliya Çelebi ve halk arasındaki rivayete göre 2. Kılıç Arslan Aksaray şehrini İslami yapılarla süslüyor, şehrin her tarafını imar ediyor ve genelde bölgenin taşını kullanıyor ve beyaz taşlardan yapılan köşkler, saraylar, medreseler Aksaray'ı ihtişamlı bir görüntüye girdiriyor. Ve özellikle Kılıç Arslan'ın kendi ismiyle anılan bir sarayının şehirde bulunduğu ve bu sarayın çok uzak mesafelerden dahi beyaz taşlardan yapılan bu sarayın parıl parıl parladığı ve bu saraydan dolayı şehrin isminin Aksaray olarak ifade edildiği hem Evliya Çelebi ve hem de halk arasındaki rivayetlerde bu şekilde söyleniyor ve şehrin isminin bu şekilde Aksaray olarak anılması söz konusu. Yine Evliya Çelebi'nin anlatımlarında şehrin bir dönem isminin Ahsaray olarak da ifade edildiğini söyleyebiliriz. Halkımızın arasında bu konuda bir rivayet vardır. Yani sarayda sevdiğine kavuşamayan bir gencin, genç kızın feryatlarına istinaden bunun kullanıldığına dair, ama bu bir rivayettir. Biz bundan ziyade Evliya Çelebi'nin anlattığı Ahsaray'ı önemsiyoruz. Evliya Çelebi halk arasında neden Ahsaray ifadesini kullandığını şöyle
tarihi bir kaynak, tarihi bir olaya dayandırıyor. Sevdiğine kavuşamayan bir genç kızın feryadına istinaden Ah Saray şeklinde, bir diğeri de yine Timur'la Yıldırım Bayezid arasındaki mücadele esnasında Aksaray'daki sarayın yıkılması durumu karşısında Aksaraylıların Ah Saray, Vah Saray feryatlarından dolayı bu ismin Evliya Çelebi kullanıldığını ifade ediyor. Bir de Aksaray ile ilgili kullanılan ünvanlar var. Bunlar çok daha önemli ve birçok tarih kayıtlarda biz bunlara rastlıyoruz. Mesela 2. Kılıçarslan Doğu'dan, İran'dan, Horasan'dan son derece büyük alimleri, ilim adamlarını Aksaray'a yerleştiriyor. Aksaray gerçekten tam anlamıyla bir ilim irfan merkezi oluyor ve Aksaray'ın ismi bir süreden sonra Darül İlim olarak ifade ediliyor. Yani bu kayıtlarda çok fazla geçiyor. Aksaray'ın bu ünvanlarından bir tanesidir. Aksaray Darül İlim olarak ifade edilir. Yine Aksaray'ın özellikle 2. Kılıçarslan'dan itibaren Selçuklular için son derece önemli bir şehir olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Aksaray'da çoğu zaman vakit geçiren 2. Kılıçarslan zafer kutlamalarını ve önemli seferlerini Aksaray'dan çıkması hasebiyle burayı bir zafer yurdu olarak ifade etmiş. Bu sebeple Aksaray Darüz Zafer olarak da ifade edilmiştir. Yine efendim birçok kaynakta gördük. En son yayına hazırladığımız Hasan Rıza'nın Nusretül Ebrar adlı eserinde de şu şekilde geçiyor. Burası için Kubbetül İslam ifadesi kullanılıyor. Belde-i Tayyibe, Belde-i Mutahhara gibi temiz belde anlamına gelen ifadeler var. Zaten Evliya Çelebi de burayı ifade ederken burada 7000'den ziyade evliyanın olduğunu ve bu şehrin bir evliyalar şehri olduğunu ifade ediyor. Bir salihler şehri olduğunu ifade ediyor. Başka birçok kayıtta da, İslami dönemdeki kayıtta da şehrin diğer bir ismi Darü Süleha, salihler yurdu, Şehri Süleha. Efendim bunlar da Aksaray'ın ünvanlarıdır. Aksaray'la ilgili kullanılan çokça isim vardır. Ama eski dönemlerde bilim insanlarının net olarak Aksaray'a dair en fazla üzerinde durdukları, ifade ettikleri çanak ve çömek yurdu anlamına gelen Kuşkuara ifadesi daha sonra Garsuara'ya dönüşmüş. Ancak uzunca süre Aksera ismi kullanılmış. Selçuklularla beraber de Aksaray, bugünkü kullandığımız Aksaray ismi kullanılmıştır. Aksaray'ın isminin kökeni kadar Aksaray bölgesi için, Aksaray için verilen ünvanların da son derece önemli olduğunu biz düşünüyoruz. Ve bu ünvanları yer yer şehrimizin tanıtımı çalışmalarında da ifade ediyoruz. İlim şehri olduğunu, salihler şehri olduğunu, zafer şehri olduğunu ve İslam'ın kubbelerinden bir tanesi olduğunu söylüyoruz. Aksaray ile ilgili son yıllarda özellikle Aksaray'ın bilinmeyen hususları ile ilgili güzel çalışmalar yapılıyor. Valiliğimiz, Aksaray Belediye'miz, Aksaray Üniversitemiz ve Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz farklı konularda Aksaray'ın bilmeyen yönlerinin ortaya doğru bir şekilde konulması manasında son iki yıldan beri önemli çalışmalar yapıyorlar. Özellikle 2016 yılında başlayan ve bu yılda devam ettirdiğimiz Uluslararası Aksaray Sempozyumu ile Aksaray'ın birçok hususuna önemli izahlar getiriliyor. Geçen seneki 1. Uluslararası Sempozyum sonrasında 4 kurumumuzun çabalarıyla Uluslararası Aksaray Sempozyumu'nun kitabı yayınlandı. İnşallah bu senede 2017 yılında da 2. sempozyumumuz yapıldı ve 2. sempozyumumuzun sonucunda da Aksaray, Uluslararası Aksaray 2. sempozyum kitabı da yayınlanmış olacak. Nasip kısmet olursa inşallah bunun 3.sünü, 4.sünü ve daha fazlasını gerçekleştirerek Aksaray'la ilgili bir bilgi noktası oluşturulsun istiyoruz. Bir arşiv oluştursun ve Aksaray'a dair merak edilen her şey daha doğru kaynaklardan daha güzel bir şekilde öğrenilsin ve şehrimizin bu kadim tarihi, geçmişi, edebiyatı, mimarisi, kültürü her şeyi bilimsel manada çalışılsın istiyoruz. Halkbank Bölge Koordinatörü Gazi Hasan Özer beraberindeki heyetle birlikte Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Ziyarette Aksaray Belediyesi'nin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayan heyet, Aksaray'ın her anlamda potansiyeli olan bir şehir olduğunu ve bu potansiyellerin ortaya çıkarılması konusunda kendilerinin de ortak projelerde yer alabileceklerini söylediler.
Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendika Başkanı Ertuğrul Tekcan ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Sendika Başkanı Ertuğrul Tekcan, yürüttükleri sendikal faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Ziyareti kabul ettiği için Başkan Yazgı'ya teşekkür etti. Aksaray Belediyespor hafta sonunda kendi evinde ağırlayacağı Arsuz Karaağaç Spor 1967 maçına hazır. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyespor ligin 12. haftasında yapacağı Arsuz Karaağaç Spor 1967 maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Dağılgan spor tesislerinde saat 13.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Ufuk Uysal gözetiminde başlayan antrenmanda 5'e 2 top çalışması ve pas taktiği çalışması yapan futbolcular tekrar açma germe yaparak taktiksel antrenmana başladı. Temsilcimiz Aksaray Belediyespor pazar günü saat 14'te Dağılgan Stadında Arsuz Karaağaç Spor 1967'yi konuk edecek. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın.